Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Böyle videonun kayıt tuşuna bastığımda, hemen konuşmaya başladığımda arkadaşlar, o konuştuğum kısım videoda çıkmıyor, ondan biraz beklemek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar, pek sevmediğim bir sembolle karşınızdayım. Sivilce sembolüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ergenlik döneminde de sevmezdim arkadaşlar. Böyle ortaokul, lisede suratımda hep böyle sivilceler çıkardı. Hiç sevmezdim. Allah'a şükür büyüdük, sivilcelerden kurtulduk. Şimdi büyüdüğüme pişmanım. Keşke o yaşlara geri dönsem. Demek ki hayatımın en güzel dönemleri arkadaşlar sivilceli dönemlerimmiş. Bilemedik değerini sivilcenin. Efendim, sorunlu dönemi. Büyük sorunu da işaret edebiliyor arkadaşlar ama daha çok küçük sorunları işaret eder. Nasıl görüldüğüne bağlı olarak arkadaşlar değişen bir semboldür. Şimdi beni ilk defa izleyenler olabilir, bu videoyu da görebilenler olabilir. Rüyada en küçük sembol rüyanın anlamını baştan sona değiştirir arkadaşlar. Sivilce sorundur. Sivilcenin tam olarak karşılığı arkadaşlar rüya aleminde sorundur. Yani çıkacak, canınızı sıkacak sorunlardır arkadaşlar. Sivilcenin dökülmesi, sivilcenin patlatılması çok iyidir arkadaşlar. Yani sorunlu dönemi de işaret eder, küçük sorunu da işaret eder, büyük sorunu da işaret eder arkadaşlar. Sorunlu dönemi işaret eden bir rüyadır. Sivilceyi patlatmak arkadaşlar, sorunu çözmektir. Kendiniz patlatıyorsanız sivilceyi arkadaşlar, yani o sorunu siz çözeceksiniz. Örneğin öğrencisiniz, bir sınavınız var, sınavı çok kafaya takıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyi çok kafaya takıyorsanız, çok o konuyla ilgili üzülüyorsanız, bu size rüya aleminde sivilcelerle gösterilir arkadaşlar. Hani çok kaygılandığınız konular size rüya aleminde sivilcelerle gösterilir. Öğrencisiniz arkadaşlar, sınav dönemi yaklaştı, sivilceleri patlatıyorsunuz. Patır patır patlatıyorsunuz. O sınavı kazanacaksınız demektir. Ya da arkadaşlar, yakınınız, anneniz, babanız vesaireniz patlattığını görüyorsanız onların desteğiyle o sorunu çözeceksiniz. Örneğin anneniz patlatıyor arkadaşlar. Annenizin duasıyla arkadaşlar o sorunun üstesinden geleceksiniz. Yani ondan en büyük yardımcınız o kişidir. Yani şu sivilce rüyasında şunu unutmayın. Sivilcenizi kim sıkıyorsa bu hayatta en büyük yardımcınız o kişidir. Onun değerini bilin arkadaşlar. Hani derler ya, eline ayağını öpün derler ya. Öyledir arkadaşlar. Zaten anne sembolü öyle bir semboldür arkadaşlar. Allah uzun ömürler versin. Sivilce patlatmak sorunu çözmektir. Sivilcelerin döküldüğünü görmek çok güzeldir. Sivilcenin patlattığınızı görmeniz çok güzeldir. Yani hayatınızdaki sorunlu dönemin biteceğini işaret eder arkadaşlar. Sivilceyi patlatmak, sivilcenin dökülmesi ama sivilcenin giderek böyle kırmızılaşması küçük sorunun büyük sorunlara yol açacağını ya da sivilcenin kanaması da iyi değildir arkadaşlar. Küçük sorunun büyük bir zarara dönüşeceğini işaret eder. Örneğin ödenmemiş, günü geçmiş bir borcunuz var arkadaşlar. Avukata veriliyorsunuz, ne oluyor? Avukat masraflarıyla 3000 liralık borç 5000 lira oluyor arkadaşlar. Sivilcenin kanaması ona gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi sivilce hastalık işareti de olabiliyor. Yani her türlü sorundur. Daha çok küçük sorunları işaret ediyor. Yani benim hayatta tecrübe ettiğim şekliyle sivilce sembolü arkadaşlar küçük sorunları işaret ediyor. Şimdi yüzde sivilce görmek arkadaşlar kaygı. Kafanda sivilce çıktığını görürsen çok düşündüğün konular, yani çok üzüldüğün konulara işaret eder arkadaşlar. Cinsellik organında görülen sivilce gene görülür. Prostat habercisi olabiliyor. Kadın hastalıkları habercisi oluyor. Vücudunun neresinde görüldüğüne dair arkadaşlar, yani orayla ilgili sorunlar işaret ediyor. İşte bir romatizma hastası ayaklarının sivilcelendiğini görebiliyor arkadaşlar. Romatizmaların bir azma dönemi olur. İşte Kemal Sunal'ın filminde de vardı ya, yağmurlu havalarda yağmurun yağacağını bilir. Benim de var çevremde romatizma hastalığından muzdarip insanlar ve gerçekten ayakları ağrıdığı gün yağmur yağıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var yani, havanın kasvetinden mi biliyorlar, nasıl biliyorlar bilmiyorum. Yani başkasının sivilceyi patlattığını görmek başkasının yardımıyla çözülecek soruna işaret ediyor arkadaşlar. Sivilcenin dökülmesi güzeldir. Yani çıktığı yere göre değişen bir şeydir arkadaşlar. Sivilcenin büyümesi, sivilcenin kabarması, sivilcenin kanaması iyi semboller değildir. Sorunun katlanarak büyüyeceğini işaret eden bir rüyadır. Arkadaşlar,
Kafanızda büyük bir sivilcenin çıktığını görürsünüz. Şöyle kafanız kadar sivilce çıktığını görebilirsiniz. Her zaman derim, rüyada gördüğünüz şeyleri bilim kurgu filmlerinde, çok böyle fantastik filmlerde falan göremezsiniz arkadaşlar. Rüya bambaşka bir alem. Kafanız kadar sivilce çıktığını görürsünüz. Arkadaşlar ya şöyle söyleyebilirim, çok büyük bir depresyon dönemidir. Yani ben hayatımın en zorlu dönemini, 33 yaşındayım arkadaşlar. Yıllar nasıl geçti bilemedim. Hayatımın en zorlu dönemini, ev yıkılmıştı, yıkıntıların arasındaydım. Genellikle zordu zaten hayatım. O dönemde yaşadım arkadaşlar. Bir de boynum tutuldu. En zorlu dönemini, çok çaresiz kaldığım bir dönemde, Allah tekrarını göstermesin. Sivilce'de gene böyle şey, çok büyük sorunları değil de görülüş şekline göre çok değişebiliyor arkadaşlar. Yani sırtında sivilceler çıktığını görmen geçim sıkıntısı arkadaşlar. Ayaklarının altında sivilceler çıktığını görmek hayattan bıkmaktır. Evet arkadaşlar, yani sivilcenin çıkış yeri çok önemlidir arkadaşlar. Dilinizde sivilceler çıktığını görmek, konuşmalarınızdan kendinize düşman elde edeceğinizi işaret eden bir şeydir arkadaşlar. Düşmanlık bulacaksınız. Bir söz savaş bitirir. Söz söylemek sanattır arkadaşlar. Gerçekten kuracağınız cümleler çok önemli. Bir cümlenizde bir düşman, bin düşman bulabilirsiniz. Bin iltifatınızla, güzel sözünüzle arkadaşlar, binlerce güzel sözünüzle dost bulamazsınız şu hayatta. Bir cümlenizde düşman bulursunuz. Böyle de zor bir süreçtir bu hayat gerçekten. Asla gelmek istemeyeceğim bir yerde ama geldik. 33 yıldır hayattayım. Yani gerçekten hiç doğmak istemezdim ben. Keşke hiç gelmeseydim. Çünkü size hiç mutlu değilim ya. Hani bir insanın iyi yaşaması değil, gördüğü üzücü olaylardan da insan çok etkileniyor. Hani diyorsun ki, burası için niye çabalıyorum ki diyorsun. Çok üzücü olaylar var ya. Gerçekten çok üzücü olaylar var işte. Dünya dediğimiz yer çok zorlu bir yer ve insanın üzülmesi için illa bir kötülüğü kendi yaşaması gerekmiyor. Gördüğü, işittiği kötülükler bile insanın moralini çok bozuyor arkadaşlar. Yüzde sivilce görmek gözden düşme alameti de oluyor arkadaşlar. İnsanlar tarafından beğenilmemeye işaret eden bir rüya da olabiliyor yüzde sivilce görmek. Büyük sivilce büyük sorunları getiriyor. Sivilce ne kadar küçükse o kadar iyidir arkadaşlar. Başkasının sivilcesini patlattığını görüyorsunuz. Bunu lisede yaparlardı arkadaşlar. Selçuk dur şurada sivilceni patlatayım diye. Zevk alırlardı ya. Vallahi bak, insan sivilce patlatmaktan zevk alır mı? Zevk alıyorlardı ya. Oğlum durun, patlatmayın. Kendi kendine gidiyor. Ay bir de var ya. Kötü oldum. Nasıl biliyor musun? Sivilce çıkar. Şimdi bir de üzerinde şöyle, önünde şöyle irik miydi o? Beyaz bir şey çıkar. Yani çıkabilecek her türlü sorunu işaret eder. Daha çok küçük can sıkıcı sorunları işaret ediyor arkadaşlar. Sivilce ne kadar büyükse sorun o kadar büyük oluyor. Ya bu dünya hayatının sorunları da bitmiyor arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamak gerekiyor. İyi yaşamak gerekiyor arkadaşlar. Yani size şunu söyleyeyim. Yani insan aklına her şey geliyor arkadaşlar. Hani Allah esirgesin, intihar düşüncesi de gelebilir aklınıza. Böyle şeyleri dinlemeyin arkadaşlar. İntihar etmek çözüm değil. Yani şunu bilin, şu dünyada 108-109 milyar insan yaşamış şu zamana kadar. Her insanın hayatında çok zorlu dönemleri olmuştur. İnanın bana, her insan yaşadığı zorluklardan sonra intihar etseydi, yani hayat denen bir şey kalmazdı. Dünyada insan kalmazdı arkadaşlar. Yapmayın. Böyle kötü düşünceler geldiğinde arkadaşlar, size iyi gelecek şeylere sığının. Bu yaratıcınız da olabilir, kendinizi iyi hissedeceğiniz mekanlarda olabilir. Yani hayata olumlu bakmaya başlayın. İntihar çözüm değil arkadaşlar. Böyle şeylerden asla uzak durun. Böyle kötü şeylere yönelmeyin. Ha, benim bakmayın işte, ben yaşadıklarımı düşündüğünce bu kadar şeye ne gerek vardı diyorum kendi kendime. Bu kadar sıkıntıya ne gerek vardı? Doğmama seçeneğim olsaydı doğmamayı seçerdim arkadaşlar. Ama geldik bir kere, en güzel şekilde yaşamak bizim en büyük borcumuz, en büyük görevimiz arkadaşlar. Başka insanlara da yardım etmek, iyilik yapmak, bunlar güzel şeyler. En iyi şekilde bu hayatın tadını çıkarmalıyız ve yaşamalıyız arkadaşlar. Ondan böyle kötü düşünceler, intihardı vesaireydi, o depresyon haline yakalanmayın. Yakalanmamaya çalışın arkadaşlar. Kendinizi iyi tutun. Hayat çok güzel.
Evet. Hayat çok güzel arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.